Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de top dolu. Fazla kilolardan şikayet edenler ekran başına. İstenmeyen yağlardan kurtulmak için altın değerinde öneriler. Obezite ile başa çıkmak için doğal sağlık reçeteleri ve egzersizler. Serap Kunak'tan bağırsak çalıştıran yalancı işkembe çorbası az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz. Bugün Altındağ Beşikkaya Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden geldiler. Tülay Hanım kardeşimiz getirdiler. Hoş geldiler, sefa geldiler. Canım kardeşlerim, bugün sizlerle Türkiye'mizin değil, dünyanın en büyük sorunlarından biri kilo ile ilgili konuşacağız. Kilo dünyanın sorunu. Onunla ilgili neler yapmamız gerekiyor, neler yapmamamız gerekiyor? Prensipleri nedir, kuralları nedir? Onları konuşacağız, anlatacaklarımız var. Çok güzel hazırlıklar yaptık. Size bugün çok önemli 3 tane kilo vermenize yardımcı iksirler anlatacağız. Bir tanesi yeşil çaylı, yeşil kahveli. Bir tanesi değişik. İçinde yoğurt var. Bizim bildiğimiz siyah çayımız var. Tarçın var, zencefil var, zerdeçal var. Çok güzel iki tanesi de mucize anlatacağız. Bir de ben su içemiyorum. Diye ağzını yüzünü eğenlere suyu içilecek hale getirecek bir şey yaptık. Bizim evimizde çok uyguladığımız çok güzel bir şey. Hep beraber göreceğiz. İçine limonlar, elmalar karıştırdık, suyu nasıl güzel hale getirebiliriz. Ve o içtiğiniz suyun nasıl size kilo verdirici hale getirmek için ne yapacağız? Onu göstereceğiz. Çok güzel hazırlıklarımız var. Serap Hanım'ın bir çorbası var ki hepinize tavsiye ediyorum. Ne olur bunu yapın. Ne olur bunu güzelce öğrenin. Bunun adı işkembe çorbası ama yalancı işkembe çorbası. Göreceksiniz, çok güzel bir şey. Çok da seveceksiniz. İnşallah yapıp yetiştirip size içirecek. Hemen geri gelmez başlayacak. Biz doğal köy tavuğundan yapacağız. O bildiğimiz hareketli tavuklardan, hani hazır tavuklar kıpırdamadan duruyorlar biliyorsunuz. Onları pişirmek çok kolay oluyor. Ama bizim bu tavuğumuzun kokusu ve etinin lezzeti çok daha farklı ve çorbasını yapacağız. Çok değişik bir çorba yapacağız, göreceksiniz. Zayıflama ile ilgili o kadar güzel anlatacaklarımız var ki bütün gazetelerde hep zayıflama ile ilgili bir sürü haberler çıkıyor. Biraz da onları karıştıracağız size. Bakalım neler söylemişler, neler söylemediler. Hep topladık. Onlarla ilgili de anlatacaklarımız var. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı çok güzel bir program yapmayı düşünüyoruz. İnşallah size anlatacaklarımız var sevgili kardeşlerim. Hepsini güzelce ince anlatacağız. Kardeşler, bugün sizlere ayakkabımızı vereceğiz yine. Ayakkabıyı kazanabilmenin tek şartı bizim programı güzel takip etmek. Bizim programı güzel takip ettiğiniz zaman da şifremiz var. Şifreyi bilenler, bakın şifrenin birinci harfi çıktı. Neymiş? Giresun'un G'si. Acaba kelime ne? Kelimeyi bilenlere ayakkabıları teslim ediyoruz. Hiçbir kargo ücreti, hiçbir bedel ödemeden bu mucize ayakkabılara sahip oluyorsunuz. Sadece ve sadece yapmanız gereken Feridun Kunak'ı seyretmek. Bu programı seyredeceğiz. Dün de söylemiştik, bugün de söylüyoruz. Eklemleriniz için, bedeniniz için şu sabah jimnastiği önemli değil, çok önemli. Önemli değil, çok önemli. Önemli değil, çok önemli. Lütfen, lütfen ne olur bu hareketleri yapınız, yaptırınız. Yapmayanlara haber veriniz. Dünyada, Türkiye'de demiyorum, dünyada tek ortopedi doktorun yaptırdığı sabah jimnastik programı bu. Ne olursunuz bunu yapınız. Eklemlerinizin sağlığı açısından, bedeninizin sağlığı açısından,
sağlıklı olabilmek için, bedeninizin iyi olabilmesi için, eklemleriniz iyi olabilmesi için şart. Haydi başlayalım, canlı canlı, heyecanlı heyecanlı yapıyoruz. Sabah jimnastiğimizi yapıyoruz. Önce enerjimizi tazeliyoruz. Enerjimizi tazelemek için ellerimizi birbirimize sürttüğümüzde bir enerji hasıl oluyor. Biz buna biyoenerji diyoruz. Ondan sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyuyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça bedenimize huzurun, mutluluğun, iyiliğin dolduğunu hissediyoruz. Rahatlıyoruz, rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. Gevşiyoruz, gevşiyoruz, gevşiyoruz. Güzellikler oldu, huzur oldu, mutluluklar oldu. İçimizde hepsi güzel güzel doldu. Rahatladık, 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 rahatladık. Diye bunu günün herhangi bir saatinde canın sıkıldığında, yorgun olduğunuzda, birine sinirlendiğinizde hemen pencereyi açın. Bir 10 tane bu nefesi yapın. Pencereyi açamam, soğuk diyorsanız içeride de yapın, razıyım. Ne olursunuz bu nefesi alın, kızacaksanız ondan sonra kızın. Bir şey söyleyecekseniz ondan sonra söyleyin. Bakın her şeylerin daha iyi olduğunu, daha rast gittiğini söyleyecek bu nefes şeyi sizin iç bedeninize. Evet canım kardeşlerim, devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Boynumuz hareketleriyle başlayalım. Çok önemli olduğunu sakın unutmayalım. Boynumuzu iyice geriye doğru verelim, iyice öne doğru eğelim. Boyun fıtığı olanlar, olmayanlar. Boynunda ağrı olanlar, olmayanlar. Herkesin yapması gereken çok önemli hareketler. Boynunuz öyle enteresan ki kardeşim. Çocuklukta geçirdiğiniz bir kaza ileride karşınıza çıkıyor. Ellerinde uyuşmalar, boyun ağrılarıyla kendini gösteriyor. Şimdi sağa sola selam verelim. Sağa gitsin, sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa gitsin, sola gitsin. Sağa, sola. Gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ. Hanım kardeşlerim, bilhassa kuluçlarına mani olmak için şu hareketleri yapalım. Çevir bakalım, çevir, çevir, çevir. Çevir, 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 çevir. İyice çevir, 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 iyice çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. İyice çevir, iyice çevir, iyice çevir, iyice çevir. İyice tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Şimdi olduğumuz yerde kaldır, 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 kaldır. Bırak, 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 bırak. Kaldır, 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 kaldır. Bırak, bırak. Kaldır, bırak, kaldır, bırak, bırak, kaldır, kaldır, bırak. Haydi kaldır, bırak, kaldır, bırak, kaldır, bırak. Evet, çok güzel. Omuzlarınızın kuluçları olmasın diye bu hareketi çokça yapmanız gerekiyordu. Ellerimizi öne doğru uzatalım. Yine omuzlarımızla ilgili hareketlere devam ediyoruz. Çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Ellerimiz öndeyken biri aşağıda, biri yukarıda. Biri aşağıda, biri yukarıda. Aşağı, yukarı. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı. Yukarı, aşağı, aşağı, yukarı. Harikasınız. Kardeşim, ellerimiz önde dursun. Sırtımız için, belimiz için önemli bir hareket. Gidebildiği kadar sağa dönelim. Gidebildiği kadar sola dönelim. Sağ, sol, sağa, sola, sağ, sol, sağa, sola, sağ, sol. Hareketler bitti. Sağ sol kararı verilemedi hala. Ne taraf sağ, ne taraf sol belli değil. Harikasınız kardeşlerim. Haydi bakalım yukarıdan şöyle elmalar, armutlar, kiviler, narlar, portakallar, limonlar. Toplayın iyice, uzanın iyice yukarılara, iyice yukarılara. İyice iyice. Eller havadayken, eller havadayken gidebildiği kadar sağa gidin. Gidebildiği kadar sola gidin. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Rahatla, rahatla. Atın şöyle, dökün şöyle. Sıkıntıları atın. Rahatlayın, 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 rahatlayın. En önemli jimnastiğiniz kardeşlerim. Kilo vermede de çok önemli. Her şeyde önemli. Ruhunuz iyi olmadı mı hiçbir şeyler iyi olmaz. Ruhunuz iyi olmadı mı kilo da alırsınız, kilo da verirsiniz. Hepsi sıkıntılı bir durum. Yeter ki ruhunuz iyi olsun, her şeylerin rast gittiğini, her şeylerin düzeldiğini göreceksiniz. Ruhunuzun iyi olması nereden geçiyor? Şükürden geçiyor.
Çok şükür ya Rabbi bütün verdiklerine, huzuruna, mutluluğuna. Beni güzelliklerle imtihan et ya Rabbi. Beni huzurla imtihan et, iyiliklerle imtihan et, sağlıkla imtihan et ya Rabbi diye her zaman her zaman şükrünüzü yaparak bu duanızı sık sık çocuklarınızın yanında olmak kaydıyla biraz sesli olarak yapınız. Çocuklarınıza şükrü öğretiniz, haline şükretmeyi öğretiniz. Daima kendinden aşağıdakilerini görüp haline şükretmeyi öğretiniz kardeşlerim. En önemli ruh cimnastiğidir. Ruhunuz iyi oldu mu her şeylerin iyi olduğunu sakın unutmayınız. Ve hem kendinize hem çocuklarınıza bunu anlatmaya, öğretmeye çalışınız. 4 soru soracaksınız akşam yattığınız, dualarınızı ettiniz. Ben bugün için ne yaptım kendim için? Ben bugün eşim, dostum, annem, babam, ailem için ne yaptım? 3. Ben devletim, milletim için ne yaptım? Ve en sonuncusu da beni yaradan Allah'ım için ben bugün ne yaptım? Bu 4 soruyu muhakkak sorarak uyuyunuz kardeşlerim. Bu 4 soruya evet dedikçe affedersiniz. Her şeylerin rast gittiğini, her şeylerin iyi olduğunu, huzurunuzun iyi olduğunu göreceksiniz. Bu 4 soru önemli. Bunu çocuklarınıza da öğretiniz. Her şeylerin farklı olduğunu göreceksiniz can kardeşlerim. Dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Yine sırtımızı, belimizi ilgilendiren basit bir hareket. Dirsekler birleşsin yalnız burada. İyice aç 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 aç. Kapat kapat kapat. Aç 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 aç. Kapat kapat kapat. Aç kapat. Açınız, kapatınız. İyice açın. Sırt ağrıları için, omuz ağrıları için, göğüs ağrıları için önemli bir hareket. Göğüs kaslarını kuvvetlendirmek için çok önemli hareket. Aklınız olsun. Bolca sık sık yapabilirsiniz. Sakın unutmayın. Ellerimizi yukarı doğru kaldıralım buradan. Şimdi hep beraber öne eğileceğiz. Öne eğilirken nefes vereceğiz. Geriye giderken nefes alın. Ver nefes. Burnunuzdan nefes alınız. Ve geriye gidiniz. Ağzınızdan nefes veriniz. Eğiliniz. Burnunuzdan nefes alınız geriye. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Rahatlayın bakalım. Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Kalçayı, dizi, beli ilgilendiren basit ama önemli bir hareket. Sakın unutmayınız. Sık sık yapınız. Olduğumuz yerde çekiyoruz, bırakıyoruz. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, 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 bırak. Öbürüne geçtik. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakın. Kalça için, diz için, bel için önemli, basit. Ama çok iyi bir harekettir. Sık sık yapınız. Ameliyat olan, olmayan herkes yapabilir. Protez konulanlar da yapabilir. Yeter ki doktorunuz yapma demediyse o zaman yapmayın. Onun dışında herkesin yapacağı. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Rahatla, rahatla, rahatla. Geldik gariban ayaklarımıza. Varis olmayalım. Ayaklarımız şişmesin. Ayak bileklerimiz ağrımasın. Çok basit, çok önemli hareketimiz. Sık sık yapınız. İyice çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Tek tek bir bilek için yapalım. Olduğu yerde çeviriniz. Çeviriniz, çeviriniz. Ayak bilekler için çok önemli. Tersine çeviriniz, tersine çeviriniz, tersine çeviriniz, tersine çeviriniz. Öbürüne geçelim. O ayak bileğinizi olduğu yerde çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. İkisine şöyle iyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Çek, bırak, çek, bırak. Şöyle bir rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Derin derin nefes alalım. Kardeşlerim, eşinize, dostunuza telefon etmeye başlayın. Zayıflamayla ilgili hiçbir yerde anlatılmamış, hiçbir yerde söylenmemiş, özellikle denenmiş çok güzel iksirler var. Zayıflamanıza yardımcı olacak. Zayıflamayla ilgili çok güzel sürprizlerimiz var. Kaçırmayın. Ne zaman reklamlardan sonra buradayız.
Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de top dolu. Fazla kilolardan şikayet edenler ekran başına. İstenmeyen yağlardan kurtulmak için altın değerinde öneriler. Obezite ile başa çıkmak için doğal sağlık reçeteleri ve egzersizler. Serap Kunak'tan bağırsak çalıştıran yalancı işkembe çorbası az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Kilo vermeyle ilgili bir gazete haberlerimiz var. Birazcık bir bakalım. Bunlar hepsini biz önceden okuduk ve onayladığımız haberler, o yüzden okuyoruz. Meyve diyeti şişmanlatmasın. Diyet bittiğinde eski kilolar geri döner. Meyveler fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolünde ters etki yapar. Dikkat edin, meyveleri fazla yiyip bir şey olmaz zannetmeyin. Meyvele sıkıntı olabilir diyor. Sağlıklı, bakın bu güzel bir haber. İyi dikkat edin buraya. Sağlıklı şişman da fazla kilolarda dert değil. O kadar da kafanızı takıp takıntı yapmayın. Sağlıklıysanız o kadar da dert değil diyorlar. Bakın çok önemli bir haber. Bir profesör hocamız söylemiş. Sevdiğimiz, saydığımız bir hocamız. Osman Mühtioğlu hocamız vardır biliyorsunuz. Profesör kendisi. Bakın ne diyor? Çok önemli. Şok diyetler şoka sokar. Aman ha, öyle gazetelerde, maskelerde görüyorsunuz orada burada. Aman sana bir şok diyet verelim falan diyorlarsa, aman ne olur dikkat edin. Şok diyetler şoka sokar. Bunu hiç unutmayın. Bakın. Benim başından beri size söyleyeceğim en önemli haberi okuyorum. Ruh doymadan karın doymaz. Ben size sabah ne dedim? Ruhunuz iyi olmadan hiçbir şey olmaz. İşte bu gazete haberi de beni destekliyor. Sevgili kardeşlerim, kişi mutsuzluğunu ya da duygusal açlığını yüksek kalorili yiyeceklerle gideriyor ve dolayısıyla önünü alamayan şişmanlık oluyor. Bu Amerika'nın bir araştırması. Yeme bağımlılığından kurtulmak uyuşturucudan kurtulmaktan daha zormuş. Bu Amerika çalışmaları. Bakın, bir haber daha okuyoruz. Onlara ne olur şişko demeyelim. Onlara fazla kilonuz var diyelim. Onları biraz böyle horlar gibi konuşmayalım. Ona çok dikkat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bir başka bir haber daha okumak istiyorum. Ekmeksiz diyetin sonu. Hani bazı yerlerde de diyorlar ya, aman ekmek yemeyin, aman ekmek yemeyin. Televizyonlarda ne kadar çok diyetisyen var artık. Diyetisyenler de popüler oldu. Herkes diyetisyen olmuş. Ekranda diyetisyen yemek, doktor görmekten bıktım. Nerede o eski programlar? Diyet profesörü bilmem kimin başına gelenler. Bir gazetecinin yazdıklarını okuyorum. Aa, sen hangi diyeti uyguluyorsun? Ben bu yılın modası et diyetini yapıyorum. Döner filan da yiyorum. Bu diyet kesinlikle harika. Ben hocama çok güveniyorum. Her gün 10 tane yumurta yiyorum. Ekmek asla yemiyorum. Hiç de acıkmıyorum. Doğru tabii, tereyağı, kuyruk yağı bunlar yenmeli. Sabah sucuk, akşama da pastırma yemeli. Akşama da kuzun çevirme. Hepsini yemeli. Ekmek alacak paramız yok. Sabah akşam et yiyin diyorlar. Tövbe tövbe. Ekmek alacak paramız yok. Sabah akşam et yiyin diyorlar. Tövbe tövbe. Bence doğru söylüyorlar. Karbonhidratı kesince zayıflıyorsun. Onun dediğini yapıp sabah akşam tavuk yedim. Her gece rüyamda börekler görüyorum. Çok sinirliyim. Sanırım depresyona girdim. Bunun gibi haberlerin hepsini çoğaltabiliriz kardeşlerim. Kardeşlerim, kilo verme hakikaten çok önemli. Ama kilo vermenin bir kuralı var. Bu kural ne? Bu kural ne? Tahtayı hazırlayın. Bu kural ne? Az yemek mi Feridun Bey? Hemen anlatıyorum. Hı? Sadece az yemek değil. Vücudunuzu bir depo düşünün. Bir depo. Bu depoya bir girenler var, bir çıkanlar var. Bu kuralı hiç unutmayacaksınız. Girenler ne? Yediklerimiz, içtiklerimiz, meyvelerimiz, sebzelerimiz. Bunlar giriyor bedene. Peki çıkanlar ne? Çişimiz, büyük abdestimiz ama en önemlisi enerji. Kardeşlerim, yani Ramazan'da genelde kilo alınır. Niye?
Orucum diye hareket etmez insanlar. Orucum diye yürürken bile şöyle şöyle yürümeye başlar. Tuvalete gidecektir, böyle böyle gider. Oruç ya. Zayıflığa yani kötü olmasın diye. Ama insan enerjisi de kalmıyor. Bakın kardeşlerim, enerji olmuyor beyninizde. Bu kuralı hiç unutmayacaksınız. Bakın bu kuralı unutmayacaksınız. Bunu hiç gözünüzün önünden çıkarmayacaksınız. Şöyle bir depo. Çocuklar bu kalemleri kontrol edin, yazmayanı. Ama Feridun Bey ya, Ramazan'da enerjisi oluyor mu insanın? Bir kesinlikle oluyor Serap Hanım, kesinlikle oluyor. Ben çok güzel olur Ramazan'da. Evet. Maşallah, ben de o hiç düzgün, öyle olmam. Öyle moralim düzgün olur ki. Ha, moralim işte ne diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Ben bir yataktan öbür yatağa gidiyorum. Ne mutlu bana. Allah'ımın evet, emrettiği emri tutuyorum. Ne mutlu bana. Maşallah. Sağlıklıyım, evet. Huzurluyum, oruç tutuyorum. Hiç acıkmam, çok aklıma bile bir şey gelmez dediğiniz zaman... Hiç ne acıkırsınız ne bir şey. Ay gene Ramazan geldi. Oruç da tutacağız mecburen. Ay ne yapsam, şuradan kıpırdamasam. Ay ve geçen Ramazan midem ağrımıştı. Bu sene de olur mu derseniz her şey sizi bulur. Her şey nerede? Orada, beyinde. Ablam ne diyor? Ben çok mutlu oluyorum çok diyor. Çok mutlu oluyorum. İşte evet. Mutlu oldukça iyi olur her şey. Bu kadar mutlu, sağlıklı olurum ki. Aynen. Maşallah. Şimdi dur şunu bir kaçırmadan şunu bir anlatalım. Bu kuralı aklınızdan çıkarmayacaksınız. Bir depo var. Bu depo sizin bedeniniz. Hı hı. Bu depoya bir girenler var. Bunlar nedir? Yiyecekler. Bir de çıkanlar var. Neydi? İdrarınız. Neydi? Büyük abdestiniz. Neydi? Enerjiniz. Ve teriniz. Ter de doğru, doğru. Şimdi kardeşlerim, bu depoya girdi. Baktınız doluyor burası. Büyüyecek mi mecburen? Depo büyüdü. Neden? Az çıkıyorsa bunlar, az çıkıyorsa böyle... Az çıktı. Ne oldu? Kilo aldınız. Yani kabızlığınız varsa kilo alırsınız. Evet, o kesin. Yani beni iyi dinleyin. Az su içiyorsanız, çok özür dilerim bunu hep söylüyorum ama mecbur olduğum için, idrarınızın rengine bakın. Beyaza yakın, çok açık sarı değilse kilo alırsınız. Kardeşlerim, eğer hareket yapmıyorsanız, egzersiz yapmıyorsanız kilo alırsınız. Bakın bunlar... Böyle olduğu zaman kilo alını. Peki kilo vermek için ne yapacağız? Buraya küçük girecek, yani az girecek enerjiyi, yani yiyecekler küçülecek. Bunlar büyürse, yani idrarınız güzel çıktı. Her gün büyük abdese çıktım ve egzersiz yaptım. O zaman ne olacak? Bu depo mecburen küçülecek. İşte kardeşim, bütün formül bu. Evet. Bunu hiç unutmayacaksınız. Ahmet'in diyeti, Mehmet'in diyeti, onun diyeti, bunun diyeti dedikçe işler karışır. Eğer bu kadar diyetler iyi olsaydı bu kadar çok diyet olmazdı. Adamın biri geliyor diyor ki et yemeyin, biri diyor ki peynir yemeyin, biri diyor ki süt içmeyin, biri diyor ki ekmek yiyin, biri yemeyin. Biri diyor ki aman ekmek yemesen olmaz diyor, öbürü de ekmek yersen çok kötü olur diyor. Hangisine inanacaksınız? Bu lafımı sakın unutmayın. En iyi doktor... Sizsiniz. En iyi bu işi bilen sizsiniz. Bedeninizi en iyi tanıyan sizsiniz. Aman ha, ne olur, ne olur şu şeye düşmeyin. Bu tuzağa çok düşüyorsunuz. Doktor bey, ben ne yapsam veremiyorum. Sakın bunu demeyeceksiniz. Hep ne diyeceksiniz? Ben çok akıllıyım. Ben çok güçlüyüm. Allah'ın izniyle ben her şeyi hallederim. Ben bu kiloyu veririm. Bu emri hep beyninize vereceksiniz. Görün bak nasıl oluyor. Geliyor ablalar. Ya ben hiç hareket edemiyorum. Bir sandalye. Bir hiç hareket edemiyorum. Hareket etmediğim için de kilo veremiyorum doktor bey. Ben bir hareket etsem bir kilo veririm ki. Senin hareketli halinde biliyorduk abla. Hareketli halinde kiloluydu. Ona sığınmayın. Ona sığınıyorsunuz. Löngür löngür yiyorsunuz. Ondan sonra da gelin şuradan bir su getir kız, bacaklarım da iyi değil, hareket edemiyorum. Bak doktor da kızacak gene, doktor Feridun'a gideceğiz gene kızacak. Ama ne edeyim kızım, bak yürüyemiyorum işte. Peki bunu da mı yapamıyorsun oturduğun yerde? Bunu da mı yapamıyorsun, bunu da mı yapamıyorsun? Bunu da mı yapamıyorsun oturduğun yerde? Kaldırıp kaldırıp böyle, böyle hareketler de mi yapamıyorsun? Kardeşlerim buna bahaneye sığınmayın. Bizim sabah yaptığımız jimnastiklere dikkat edin. Bu hareketler katliyen herkesin yapabileceği hareketler. Oturduğunuz yerde yapacağınız hareketler. Siz bunları biraz daha fazla yapın kilo vermek için. Biraz daha çok yapın.
yürüyememe bahanesine sığınmayın. Tabii ki yürümek güzel ama yürüyemiyorsanız bile böyle yapabilirsiniz. Ve beyninize her zaman diyeceksiniz ki ben bu kiloyu vereyim, ben çok akıllıyım demeyi unutmayınız. Şimdi burada bir ablalarımız var, soralım bakalım. Senin ne şikayetin oluyor kilo ile ilgili? Şikayetim hocam, midem şişiyor. Hı. Sindirimim zayıf benim. Sindiremiyorum yediğim şeyi. Hazmedemiyorsun. Evet. Peki. Maden suyu içince biraz rahatlıyorum. Rahatlıyorsun. Peki özür dilerim, kabızlık var mı abla? Yok. Yok. Yok kabızlık. Ama diyorsun ki ben sindiremediğim için kilo alıyorum diyorsun. Evet. Ben peki, ona bağlıyorum hocam. Peki, tamam. Şişkinlik oluyor. Sen ne diyorsun? Ben de hareketimi yapıyorum. Yememe dikkat ediyorum. Veriyorum ve çok çabuk geri alıyorum. Şimdi neden çok çabuk geri alıyor? Biraz bedenini zorluyor. Alışkanlıklarının aynı tempoda devam etmesi lazım. Şimdi belirli kurallar var. Onları yazacağız. O zayıflama öyle olur. Tutup da onu bunu yapmak diyetten diye zedi. Kurallar var. Şimdi o kuralları. Mesela akşam kaçta yatıyorsun? 10:30, 11. Kaçta yemek yiyorsun? 6'da ya da 4'te yediğim zaman ikisi arasında yiyorum. Ama tekrar 9:30 gibi acıkmaya başlıyorum. Yani bu zaman bir şeyler işte yiyorum. İşte sıkıntı çıktı. Ha. İşte sıkıntı çıktı. Peki 6'da yiyince olmuyor mu? Olacak. Onu olmuyor. Oldurduğu zaman işler olacak. Olmuyor. İşte olmuyor dediği zaman olmaz. Hayatta hiçbir şeye olumsuz bakmayacağız. Hep olumlu bakacağız. Birinci kural ne? İyi dikkat edin. Muhakkak muhakkak su içeceksiniz. Su. İkinci kural ne? Akşam kaçta yatıyorsunuz? Diyelim 11'de ki yatıyoruz. 12'de yatıyorsunuz. 12'de, 4 saat önce yatıyorum. Her şey kesilecek. 4 saat. 4 önce. Saat. Yani 8'de. Önce kes. Ne yiyecekleri? Çay içebilirsin. Bu yiyeceklere meyve de dahil. En büyük tuzaklardan biri bu. Maalesef bizim Türk geleneklerinde yemeğimizi yeriz. Ondan sonra televizyon karşısında otururuz. Biraz sonra kuru yemişler gelir. Çekirdekli, mekirdekli. Biraz sonra da ne gelir? Şöyle meyve. Billeyen meyve gelir. Hepimizin düştüğümüz tuzak. 3'er tane portakal, 2'şer tane mandalin muhakkak gider. Aman kardeşlerim, bu tuzağa düşmeyiniz. Meyvelerin içinde şeker oranı var. Çayın yanında yediğimiz kekler. Onlar apayrı. Onlar apayrı. Sabah, ya da kurabiye. Sabah gün yapmıştım. Adamın bak biraz kaldı sana da getireyim deyip adamın önüne bir de şeyi koyarsınız. Adamın olur böyle göbek. Adam böyle benim adam. Senin adam. Senin adam öyle. Günlerdekilerini koydunuz. Peki kimin kabahati adamın öyle olması? Sen çok güzel yemek yapıyorsun ondan. Çok güzel vallahi yemek yapıyorsun. Adam çok şişme. Adamın adı ne? Hacı Veli. Hacı Veli abi. Ablam ne diyor bak. Diyor ki çok kilolu benim adam diyor. Ya kilolu. Kendi seni, de biliyor. Seni diyor mu Hacı Veli abi şimdi? Bilmiyorum, burayı izliyor mu ki? Peki tamam. Gitmiştir o. Peki. Durmaz evde. Şimdi beni dinleyin. Bakın su çok önemliydi. Ne kadar su içmemiz lazım? En az 2 litre, 2,5 litre su içmemiz lazım. İlla su değil, sulu gıda da olabilir. Sulu gıda da olabilir. Biraz sonra suyla... Su içince? Hemen tuvalete gidiyoruz. Daha ne istiyorsun? Çok tuvalete gidiyorsun. Ne güzel bu atıyorsun işte pisliği. Ya bu insanlara da yaranılmıyor. Biri gelir ben hiç tuvalete gitmiyorum der. Ama dışarıdaysak sorun Feridun Bey ya. Ya dışarı... Dışarıdaysak sorun ya. Nereden Serap Hanımcığım dışarıyı da ona göre ayarlayın. Siz dışarıya gideceğinizi biliyorsanız ona göre suyunuzu ayarlayın. Onu da içmeyin yani. Hocam evdeki... bir bardak su da içsem dahi. Hocam bir bardak su içsem dahi hemen lavaboya gitme ihtiyacı duyuyorum. Metabolizması son derece çabuk çalışıyor. Güzel çalışıyor. Çok güzel bir şey var esasında ama kendisi yanlış mesaj veriyor beynine. Öyle diyeceğini diyecek ki Rabbime şükürler olsun. O kadar güzel bir böbrek sistemin var ki, o kadar bir düzenin var ki ben ne yersem hemen pisliği atıyorum demesi gerekirken şikayet ediyorlar. Bana yüzük verdi hanımefendi. Konuş. Hemen. Evet. Abla daha bir böyle... kendini göster, bir kendini göster. Evet. Bak. Ne kadar harikasın, güzel yaptın. Getirdim sana kızına Firdun Bey'e kalpli cevşen yaptım. Sana nazar boncuklu Allah kızına Allah. Cevşen yaptım. Allah nazar canım benim çok getirdim. Teşekkür ederim. Ablam kendi çok teşekkür yapıyor. Ederim şimdi de bunu nerede satıyorsun? Hamam nerede önünde. Satıyorsun? Hamam önünde Altındağ Belediyesi'nin yaptığı yerler vardır. Seninkiler de oralarda harika. Ablam çok bunları güzel. Satıyormuş. Aklınızda olsun. Güle güle kullanınız. El emeği, çok göz nuru. Çok güzel. Hepsini çok evet. güzel yapmışsınız. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Diyoruz ki... Suyu içeceğiz.
4 saat önce her şeyi keseceğiz. Bu kurallara dikkat edeceğiz. Sabah kahvaltısını yapmak zorundasınız. Sabah kahvaltısı da yapmadan olmaz. Bunlara dikkat edin. Kardeşlerim, öbür türlü onu yedin, bunu yedin yemeklerini vazgeçin. Siz aklınızı kullanacaksınız. Her şeyi yiyeceksiniz ama akıllıca yiyeceksiniz, dikkatlice yiyeceksiniz. Ben de şimdi size biraz bunları hızlıca hazmetmenin yollarını anlatacağım. Sena ne oluyor abla? Ben kilo aldım ameliyat olunca. Onun için geldim. Şimdi bazıları var ki işte bu insanlara da yaranılmaz. Bir kısmı da diyor ki ya diyor benim diyor ah diyor kilolarım bir olsa diyor. Burada da bir kızımız var. Bunun da şikayeti ne senin şikayeti? Ya hocam çok zayıfım yani bir türlü kilo alamıyorum. Bu da bir türlü kilo alamıyorum diye şikayet ediyor. İşte bu insanlar hepsi bir ayrı alem. Biri kilo alamıyor, biri kilo veriyor. Ne güzel işte. Şimdi, ama çok güzel. Vallahi memnun ol halinden ne güzel. Biraz sonra... Güzel olur mu? Olmuyor. Çok güzel olmuş bence. Ne güzel incecik. Yakışmış. Ne kadar da güzel olmuş. Şimdi dinleyiniz. Dinleyiniz hemen konuşuyoruz. Şimdi bir iksir yapıyoruz. Kilo vermek isteyenler için çok önemli bir iksir. Bunu biraz sonra yapacağız. Bunu hepinizin uygulayabileceği hiçbir zararı olmayan bir iksir. Bunu çok güzel uygulayabilirsiniz. Burada bir ablamız var. Bu ablamızı şimdi size hatırlatacağız. Bizim bu programları sağ olsun Kanal 7 ailesi Ankara'da bize büyük stüdyo açtı. Burada güzelce programımızı yapıyoruz. 4. yılımızdayız. Bu 4 yıllık programlarda hiçbir şey yapamasak, hiçbirinize bir şey veremesek bile şu abla yeter. Dördüne ya. Bu ablanın hikayesini bir dinleyin bak. Dinleyin şimdi biraz sonra da eski görüntülerini göstereceğiz. Ne oldu anlat bakalım. Hocam ben çocuğu okula koydum eve gelirken eve 50 metre kala buzdan kayıp düştüm. Düştüğümde L4 L5 kırılmış. Ama ben hastaneye gidiyorum. Yani bel kemiği kırılmış. Bel kemiği L4 L5'in ortası kırılmış. Ama ben hastaneye gittim diyor ki bir şey yok. Neyse dur şimdi orayı bırak. Ama bunun düştün kırıldı çekti. Sonra ne oldu? Ameliyat oldum. Ek yaptılar. Lifler kopmuş ekleden. Tamam sonra. Sonra araba çarptı. Kazadan 3 yıl sonra araba çarptı. Karşıdan karşıya geçerdi. Ameliyattan 3 yıl sonra da bir de araba çarpıyor. Sonra araba ne oldun? Hocam ondan sonra kalkamadım. Yatalak oldum. Niye? Şimdi kızının yatalak oldu. Kızının düğününde ne oldu? Hocam şimdi ben ecik ayakta ne çok yatabiliyorum, ne çok oturabiliyordum, ne de fazla ayakta durabiliyordum. Hiçbir şekilde hareket edemiyordu, şey yapamıyordu. Şurada bir abla var. Bunun kızının düğününe gitmiş, bak ne olduğunu anlatıyor. Ben oraya düğüne gittim, Cevali'nin kızının düğününe. Cevali şöyle yatmış, kıpırdamanın yolu yok. Ağlıyor. Cevali ağlama dedim, buna da şükür dedim. Kızımın kapıda düğünü oluyor dedi. Hani bahçede, ben içeride yatıyorum dedi. Yanında 2-3 kişi var, başka kimse yok, herkes şenlikte. Herkes düğünde, evet. Bu içeride yatıyor. Anne yatıyor. Şimdi Allah Cevali Allah. Ablanın eski bir görüntülerini görelim. Bizim programa geldiğinde hiç hareket edemiyordu. Hiç kıpırdayamıyordu. Bir durun şimdi sonra sohbet. Cennetlik etti benim duam sizi. Dur bakalım dur şimdi. Şimdi bir görüntüleri görelim. Yönetmenimden rica ederim. Eski görüntüleri bir göstersin. Şimdiki halinde tekrar konuşacağız. Eski bir görüntüleri gösterelim bakalım Cevali ablanın. Şimdi bu güzel kardeşimin bir sıkıntısı var. Neymiş sıkıntısı dinleyelim. Ne oldu ablacığım bir anlat bakayım. Hocam ben buzdan kayarak düştüm. Buzdan düştüm. İki ayağım birden kaydığı an... Ellerin cebinde miydi? Hayır. Çocuğa okula koydum geliyordum normal yolda. Normal yürürken. Gelirken... Ellerin cebinde falan değildi. Değildi. Çünkü Şubat'tı, kıştı. Okuldan gelirken ayaklarım yerler kaydı. Kaygandı. Bir de otura düştüm. Allah korusun. İki düştüm. Ayağın kaymış şöyle kayınca... Çok özür dilerim hani böyle... Kıçın aynen üstüne böyle. Deriz ya, kıçın üstüne böyle oturmuş. Dinleyin ama tehlike, en büyük tehlike böyle düşmelerde. Kuyruk sokumunda bir kırıklar olur bu düşmelerde. Bir de kardeşimde olduğu gibi L4-L5 denilen bel kemiğindeki kırıklar olur. Çökme kırığı deriz, düşme kırığı deriz. Öyle bir durum olmuş ablamda. Evet. Ve doktora gittiğim zaman filmi çekiyorlar, bir şeyin yok diyorlar. Neyse o zaman çıkmamış. Sonra çıkmadı. Ne oldu netice? Sonra hocam 18 ay kırıkla gezdim. Bel fıtığısın dediler, hastaneye aldılar. Halen bel fıtığısın diye tedavi yapıyor. Neyse sonra netice ne oldu? Kırıklar lifleri kopartmış. Lifler de kopmuş. Bel kemiğinin kenarlarında bu kemikleri tutturan lifler vardır. Onlar da kopmuş. Peki neticede ne olmuş? Bakın ne olmuş? Şimdi ablama kalk diyoruz. Diyor ki ben öyle bir kalkamam ki diyor. Evet. Hadi bir kalk abla gel. Ben hemen kalkamam ama. Bak ne oluyor göstersin bakalım. Bir kalk bakalım. Hocam ben önce kendini ayarlamayınca kalkamıyorum. Ayarla bakalım kendini bir. Ancak böyle. Bir.
Bismillah, bismillah. Şimdi ne çok oturabiliyorum. Oturduğum zaman böyle oluyor. Ya bak hep böyle yavaş yavaş çöze çöze gidiyor. Yavaş. Çünkü kilitlendi içerisi iyice. Şimdi anlatacağız ne olduğunu anlatacağız. İnan ki bu geçince de diyorlar ki hani az önce hastaydın ya. Ama işte bunu 3 adım atmam lazım. Dur bakalım şimdi bekleyeceğiz. 3 adımı nasıl atacak bakalım. Hadi bakalım nasıl atıyorsun? Dur Recep atamıyorum. Bekliyoruz. Önce bir yavaş yavaş oynatıyorum. Ora artık ne hale geliyorsa önce yavaş ben ne hale geldiğini anlatacağım şimdi sen devam et. Ondan sonra bunu. Ha. Dur hocam. Bekliyorum. Ora ne yapıyorsa açmıyor. Açmıyor. Emir gitmiyor oradan. Evet. Bura vermeyince gitmiyor. Emir yani vermedi daha geçemedi. Şimdi daha emir verdi. Ha. Şimdi öbürüne emir versin. Öğren zaman açıyor. Bu üçüncü oldu bakalım. Şimdi açıldı hocam. Açıldı mı? Şimdi yürü at yapıyorum. Gözümüz aydın. Evet. Hep böyleyim ama. Şimdi ne oluyor kardeşlerim? Hep böyleyim. Kan gelemiyor. Sıkışıyor. Kan gelemiyor oradan. Beyinden emir geliyor ama o bölgedeki sinir sıkıştığı için oraya kan gelemediği için yürüyemiyor. Ne zaman oraya kan geliyor hemen can geliyor. Biz bu ablamı inşallah tedavisini yapacağız. İnşallah. Anlatacaklarımız var. Buna bazı hareketler göstereceğiz. O bölgenin kanlanmasını arttıracağız. Benim söylediğim laf her zaman geçerli. Ne diyoruz? Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can gelir. Yürüdükçe açılıyor mu? Açılacak, açılacak. Ben şimdi seni tedavi yapacağım. Bir ay sonra geleceksin sen bize diyeceksin ki çok güzel şeyler oldu diyeceksin. İnşallah. Otur bakalım. Dur. Ben evde hiç böyle oturamıyorum. Ya şu kalçamın üstüne. Yok yanı kalçamın üstüne. Şöyle bir ferahladı mı, ferahlamadı mı şu ablamıza? Şimdi biz bir şeyler yaptık bakalım. Ne kadar ferahladı, ne kadar ferahlamadı bize bir deyiver. Hocam sanki dünya değişti. Rahatladın değil mi? Güzel. Ama gel. Bak yani o kadar bak. Şimdi dur bakalım. Kalk bakalım. Oynayacak dereceye geldi. Gel bakalım gel. Ayakkabını giymeden gel. Gel ya gel. Oynayacak bakın derece, ne oldu bakın ne oldu bakın bakın bakın. Oynayacak derece. Bakın ne oldu görüyor musunuz? Yani. Hemen kalktı. Dikkatinizi çekti mi bak hemen kalktı. Ne diyorsun? Hocam burada çok büyük bir şey oldu. Gördünüz mü? Biz çok ne yaptık? Büyük yani bir mucize. Sinirin değişti. Ana merkezine çok özel bir masaj yaptık. Orayı kanlandırdık. Bir daha bir yürü. Demek ki halime bakın, bak. Görüyor musunuz? Aa inanılmaz. Görüyor musunuz? Şaka gördünüz gibisiniz. İnanamıyorum şimdi, size. Şimdi, işte, şimdi otur otur otur. Bakın maşallah. Dikkat edin dikkat edin dikkat edin. Bekle hadi. Biraz bekle. Kalk. Aa. Eskiden böyle kalkabiliyor hayır, muydun? Hayır hocam. Herkes hocam sen herkes kaç senedir... İnanmıyorum. Harika yaşasın. Ay. Çok sevindim. Yorulduğum zaman oturamıyorum. O arabada giderken bana yer verin diyemiyorum. Çok şükür. Çok şükür Allah'a ama. İnşallah. İnşallah. Bir daha bir kalk göster. Bir daha bir hocam, kalk göster. Aa maşallah size ya. Allah razı olsun. Yani. Gördünüz gibi. Yani bir çok mucize. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Allah'ıma bin şükürler o olsun. O bölgeyi kanlandırıcı bir işlemler yaptık. Seyircilerimiz gördü. Reklam arasında bir tedaviler tabii uyguladık. Tabii daha önceden kendisi. Ne tanırız ne ederiz değil mi? Evet, hani bazen öyle oluyormuş ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır ben hiç böyle bir şey yapacak öyle tanıdığımız da yok. Hiç gerek yok. Şey halimiz yapalım, yok. Gerek evet. De yok bizim. Gerek ne yapalım yok. Ki? Evet canım kardeşlerim çok şükür bu ablamızla ilgili tekrar konuşacağız. Ama yesin oldu burada bir şeyler. Allah Allah'ın sevdiği inanmam belki diyecek ki böyle iki büktüm geldi yürüyemiyordu. Şimdi hayır, yürüdüm hayır, oynayacak hayır, ben 22 geldi. Yıldır çekiyorum. Allah bugün Allah yarın değil. Allah değil Allah. Değil oynayacak duruma geldim diye. Çok o zaten maşallah. Son nokta. Maşallah. Oynayalım tamam beraber oynayalım. Çal bir çal bizim bir Ankara'nın bağlarını çal kardeşimle bir oynayalım. Benim de içimden geldi oynamak. Çok sevindim çal bir. Ömrümde hiç oynamadım. Hiç oynamadım hadi çal. Çal bir abi. Ömrümde oynadığını görmedim seni durum ben. İkimiz oynayacağız. Gel gel şöyle. Oh. Hayda. Harikasınız ya. Çok sevindim gerçekten çok sevindim. Oh. Fazla kıvırmayın da. Fazla kıvırmayın. Kurma ben becerimim hocam da yine de ağrımıyor. Maşallah maşallah. Allah razı olsun senden. Cümlemizde hocam Allah razı olsun. Cümlemizde size teşekkür ediyorum. Şimdi aynı ablamız bugün yine geldi. Gördüğünüz gibi orada bir mucize olmuştu Rabbimiz sayesinde. Biz de onu vesile olduk. Hiçbir zaman biz yaptık demiyoruz, diyemeyiz.
Rabbim o gün nasip etti. Ablam da çok güzel kalktı. O gün bugün bir daha benim... O acıyı şimdi yaşadım tekrar. Tekrar yaşadım. Orayı televizyonda görünce ben o acıyı sanki yeniden yaşadım. Nasıl tamam. Çektim ben onu yıllardır. Ama şu anda... Allah'ıma bin şükürler olsun hocam. Kuş gibiyim. Kalkabiliyorum. Oh çok. Ben bunu mümkün değildi. Mümkün. Hastanelere gidip sıralar üstüne yatıyordum. Dün saat 5'e kadar hastanedeydim. Allah'ım dedim ya Feridun hocama teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve oradaki arkadaşlara dedim ya ben dediler işte ne oldu abla. Dedim ben 19 yıldır bunu çektim. Ama ben de şaştım. Çok hocam şükür. Da şaştı. Çok şükür. İnan ki ben de şaştım. Ailem de şaşkın ya. Yani. Rabbim yani Allah'ın boğun kuğuna bin şükür hocam. Evet. Allah razı olsun. Şimdi, sizden şimdi bu imkanları ablamızlara verenlerden. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Geldi bize de bir güzel şöyle yüreğinden bir türküsü var. Bir söylesin ondan sonra teşekkür ederim bize. Hadi buyur bakalım. Şu yalan dünyaya geldim geleli benim senden özge yar bulamadım. Yaralandım alganlara bilendim. Elimin kanını yur bulamadım. Yaralandım alganlara bilendim. Elimin kanını yur bulamadım. Güzeller içimden destedir deste, oturmuş yol üste, oturmuş posta. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta, hastadır halimi der bulamadım. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta, hastadır halimi der bulamadım. Bravo. Evet. Ablamıza teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Şimdi Serap Hanım bize çok güzel, herkese tavsiye edebileceğimiz bir çorba yapacak. Evet, buyur Serap Hanım, bekliyoruz. Evet. Yalancı işkembe çorbası yapacağız. Sizi kandıracağız birazcık yalancı olduğu için. İşkembeyle değil, biz köy tavuğuyla yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Yani normal tavukla değil, köy tavuğunu tercih ediyoruz. Onu da burada söylemek istiyorum. Ve bakın normal tavuğu haşladığımız zaman nasıl suyu çıkıyor? Şu suyunun rengini bir göstermek istiyorum. Köy tavuğundaki suyun rengi. Feridun Bey içine de hiçbir şey atmadık. Bakın sapsarı. Yani işte organikliği de buradan belli oluyor herhalde diye düşünüyorum. Bir tane köy tavuğumuz var. Köy tavuğunu haşlarken ben içine bir tane soğan atıyorum. Şöyle ikiye kesiyorum. Soğan atıyorum. O kokusunu daha da güzel yapıyor. Köy tavuğu gördüğünüz gibi bakın Feridun Bey üzerinde. Doğru. Evet. Üzerinde kılları da var. Tabii tütsülenmiş de alabilirsiniz. Biz evet bu köy tavuğu kullanıyoruz. Kıllar için biliyorsunuz tütsü yapmanız gerekiyor. Muhakkak evet. Tütsüyü yapacaksınız. Ama tütsülenmiş satıyorlar da. Tütsüyü herkes bilebilir. Onu yapacaksınız. Tütsülenmiş satıyorlar da. Evet bir saat yani düdüklü de. Bir saat ya da bir bu saat 10 dakika. Bu köy tavuğu olduğu için en az evet. Bir saat devam etmesi lazım. Evet, onu bir saat 10 dakika haşlıyoruz. Güzelce haşlıyoruz. Haşladıktan sonra onun suyunu kullanacağız Feridun Bey. Serap Hanım, şöyle. Şimdi bunu düdüklüye atıyoruz değil mi? Evet, haşlıyoruz. Tamam. Bir saat haşlıyoruz, bitti. Atmana gerek yok. Haşladık, biz suyunu peki, çıkarttık. Peki, o zaman bakın. Tamam, biz bunu şuradan bir kaldıralım. Ortalığı kalabalık gitsin. Bir tamam. Saat haşladık, evet. Suyunu çıkardık. Sonra da etlerini ne yaptık? Evet, sonra da etlerini didikledik. Didikledik. Yani evet. böyle küçük evet, parçalara ayırdık. Tamam. Evet, hanımlar yaptık. Bilirler. Evet. Tamam. Sonra evet. Ne yapıyoruz? Evet, sonra ne yapıyoruz? Feridun Bey, 2 kase süzme yoğurdumuz var. Normal yoğurtla da yapabilir misiniz? Bak, tavukları pişirmişim diyor. Feridun Bey de hacı. Onu da çarşıya bir göndersek çok mutlu olacağım ben şurada hiç. Karışmam onu kaldır, mı? Bunu kaldır. Vallahi ama çabucak yapalım diye yapıyorum Serap Hanım, çabucak olsun diye. Sana kalsa tavuğu kümesten çıkaracaksın. Yok canım. Yavaşça seveceksin. Yavaşça bismillah diye birine kestireceksin. Ondan sonra sıcak su içine sokacaksın, yolduracaksın. Kesinlikle. 2 yemek kaşığı da un koyuyoruz bunun tamam. içine. Evet, güzelce yumurtasını da kıralım Feridun Bey. Burada... Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Haberlere doğru şöyle, akşam haberlerine doğru. Şöyle.
Tavukları pişirmişem, hacı da kadını göndermişem. Evet Feridun Bey, şöyle güzelce karıştırıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı da tuz atayım. İsterseniz bir çay kaşığı da atabilirsiniz. Yoğurdunuzun, evet, tuzuna bağlı olarak. Şöyle güzelce bunu da karıştırıyoruz Feridun Bey. Tamam. Tekrar köy tavuğunun suyunun içine. Bunu da, bu eklediğimiz karışımı da buraya ekleyeceğiz. Güzelce bir kaynatacağız. Şimdi bunun içinde sonra ne var? Yoğurt var. Evet. Yoğurt var. Bir etin yumurta suyuyla, var. Yumurta var. Bir yumurta. Başka bir şey, tuz var. Tuz baharatlar var mı? Evet, unu var. İki yemek kaşığı unu var. Sonra şimdi ona mı ilave yapacağız? Sonra ona ilave edelim edeceğiz. Edelim mi ilave? Edelim hadi. Oldu mu? Oldu. Gel. Güzelce tavuğunu da koyacağız. Şöyle güzelce bir kaynatacağız bunu. Evet, güzelce dur, şimdi kaynatacağız. Seyircilerimize ikram edeceğiz. Bakalım beğenecekler evet. mi? Ama kaynadıktan sonra koyacağız. 6 diş sarımsağımız var. Kaynadıktan sonra içine 6 diş sarımsak ekleyeceğiz. Sarımsağı niye önce eklemedim? Ölür diye. Yok canım. Ölür diye değil. Olur mu? Böyle acı bir tat oluyor. Evet. Acımtırak tat veriyor. Acımtırak bir tat veriyor. Yani ölür demekteki zamanda maksadım iyice yumuşar diye söylemek istedik. İşkembe çorbası kıvamına geliyor o zaman. 6 diş sarımsağı da içine atınca. Feridun Bey, ben bunu burada kaynatayım. Tamam. Daha sonra üzerine sos yapacağız. Tamam. Tereyağıyla sosu var. Şimdi birinci aşamada kolay. Et suyunu aldık, tavuğu pişirdik, et suyunu aldık. Tavukları dittik, et suyuna da yoğurtla un ve yumurtayı karıştırdık, koyduk içine. Evet, içine etleri koyduk. De koyuyoruz şimdi. Etleri de koyuyoruz, etler yapışmış. Onları hadi da bakalım. Koyduk. Evet, biz gelelim burada. Güzelce kaynatıyoruz. Bizden bir tanesini anlatmaya. Şimdi bu iksirlerden bir tanesi ne kardeşim? Diyorsunuz ki su içemiyoruz, su içemiyoruz diyorsunuz. Birçok kardeşimizin sıkıntısı su içememek. Ne oluyor su içerken? Şurada bir kardeşim su içemiyorum diyordu. Sen su içemiyorum diyordun. Yani limon koyarsam, biraz sıkarsam o şekil içebiliyorum. Başka su içemiyorsun. Sevmiyorum, içemiyorum. İşte beynine yine yanlış mesaj veriyor. Bedenimin %85'i su. Su içmezsem kanım yavaş akar. Kanım yavaş aktığı zaman birçok organlarıma iyi kan gitmez, sıkıntı çekerim, hastalık kaparım diyecek. Suyu kendine en yararlı şeymiş gibi görecek. Suyu böyle gördüğü zaman sıkıntı olmaz. Neyse, biz şimdi suyu size kilo verdirici ve aynı zamanda bağırsaklarınızı da güzel çalıştırıcı hale getiriyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir litre kadar suyu bir kavanozun içine koyuyoruz. Ve sürahinin içine koyuyoruz, özür dilerim. Bir sürahinin içine koyduk. Bunun içine bir adet limonu güzelce böyle halka halka doğradık. Bunun içine atıyoruz. Bir adet limonu atıyoruz. Çekirdeklerini falan hiçbir şeyini de ayıklamadık. Güzelce atıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bunun içine yaklaşık bir tane kadar şöyle tarçın, kabuk tarçın koyuyoruz. Bir de bunun içine elma koyuyoruz, yarım elma koyuyoruz. Elmayı da şöyle ince ince halka halka yaptık. Bunu da koyuyoruz. Ne var şimdi bunun içinde? Yarım elmamız var. Kabuk tarçınımız var. Limonumuz var. Kardeşlerim, burada bir püf noktası yapıyoruz şimdi. Bunun içine bir çay kaşığı karbonat koyuyoruz. Bunun püf noktası burası. Bu karbonat koyduğunuz zaman bu su hem bağırsaklarını güzel çalıştıracak hem de sizin içebileceğiniz tada gelecek. Ne kadar koyacaksın karbonatını? Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Evet. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Bu bizim Serap Hanım'ın bulduğu mucize bir şeydir. Devamlı içer. Evet, devamlı içerim de ben böyle bir çay, çok minnacık karbonat koyuyorum ya. Biraz karbonat. Evet, şişkinliği alıyor gerçekten. Karbonatını siz beni dinleyin. Bir çay kaşığı kadar koyun. Bakın daha da güzel olacak. Her şeyler çok İngiliz daha farklı. Karbonatı mı koyacağız yoksa? İngiliz'i, Amerikan'ın şeyini bilmem. Siz karbonat koyacaksınız. O İngiliz mi İngiliz karıştırmayın. Normal karbonatı koyun siz kardeşim. İngiliz karbonatı deyip de bir sürü paralar vermeyin. Siz beni dinleyin. Normal karbonatınızı koyun. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu bekleyecek. Böyle duracak, bekleyecek. 3-4 saat sonra çok güzel. Geç orada bakın, biz devamlı burada yaptırıyoruz kardeşimiz. Mesela sabah evet yapmış. Ya. Bizim, bakın bizim limonlar hemen bu. Dibine gerçekten çökmüş. Elmalar bu şekilde vermiş kendini. Rengi de hafif böyle sarımtırağımsı olmuş. İşte bu gerçek olmuş bir su. Bunu mükemmel bir şekilde günde en az bir sürahi bundan bitirmeye çalışın. Hem bağırsaklarınız güzel çalışıyor, hem de kilo vermenize çok faydalı.
Hem de... Biz tarçınlı mı atmamışız bugün? Unutmuşuz hem de son dönemlerin suyunu modası işte yok alkali su, alkalsiz suyu, asitli su, asitli su hikayesinin hepsini kapatıyor. Elma her yerde bulabilirsiniz. Limon her yerde bulabilirsiniz. Bir de kabuk tarçın, bir de karbonat. İşte dünyanın en güzel suyu. Bazen ben sirke koyuyorum. Bazen karbonat koyuyorum. Bravo, harikasın evet, Serap Hanım. Evet, kendime göre değiştiriyorum. Limon suyu da iyidir. Hepsi iyidir. Çok güzel yapıyorsun, doğru bir yapıyorsun. Bir de hanımlar damla sakızı. O çok inanılmaz güzel bir lezzet veriyor değil mi? Damla sakızlı su. Doğru söylüyorsunuz. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Arada bir damla sakızını da dövüp atabilirsiniz. İçine, şimdi bunu kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Bir mucize daha anlatıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Aa, evet. Mükemmel bir kilo vermeye yarayacak bir şey. İnanılmaz. Amerika'da bile çok rekorlar kırıldı. Yeşil kahve diye bir şey çıktı. Hatta çok ünlü doktorumuz Mehmet Öz de onunla ilgili anlattı. Yeşil kahveyi de anlattı. Biz de size yeşil kahveyle şunlu bunlar oradan hap alın, buradan bilmem ne alın hiç demiyoruz. Bakın size mükemmel bir iksir yapıyoruz. Hem de çok ucuza kendi evinizde yapabileceğiniz gibi. Şimdi yeşil kahve her yerde bulabiliyorsunuz. Yeşil kahveye gidiyorsunuz, kahveciden alıyorsunuz. Güzelce onu isterseniz değirmenlerde, isterseniz robotta bir fincan kadar öğütüyorsunuz. Benim buna zayıflamamda da çok yardımcı evet, oldu Feridun Bey. Serap Hanım'ın buluşudur. Harika bir kilo verdi. Yok, doğru. Yok hayır senin buluşun canım. Senin buluşun. Şimdi yani hiç, anlatalım. Feridun Bey'in buluşu. Vallahi billahi. Yemin ederek söylüyorum. Hiçbir denemediğimiz bir şeyi size anlatmıyoruz. Evet, muhakkak deniyoruz. Ben onu bilsem bile, ben onu daha önce uygulasam bile en son halini bir daha deniyoruz. Bakıyoruz ondan sonra. Ya Serap Hanım'da, ya kendimde, ya Sude'de, ya annemde, ya da muayenehanedeki arkadaşlarımda, ekip arkadaşlarımda deniyorum. Bazen o kadar çok deniyorum, bir bakıyorum çocuklar yok. Neredesiniz? Hocam bir şey verdin haberi, tuvaletteyiz. Bu şekilde deneyerek buluyoruz. Şimdi ne yaptık? Yeşil kahveyi koyduk. Bir mucize daha. Allah'ın bir mucizesi. Yeşil çay. Çayımızın da çay. Yeşil çay nedir esasında? Bu çayla bu çay arasında ne fark var? Cevale abla bu çayla bu çay arasında ne fark var? Biri yeşil, biri siyah. Ne fark var? Buhar mı toplanmış acaba? Şimdi Cevale ablam doğru söylüyor. Çay normalde böyledir. Yeşil çayı alıp bir sürü fermentasyon işlemleri yapılıyor, kurutuluyor, fırınlanıyor. Bu hale yani bizim damak tadımıza uygun çay haline getiriliyor. Siyah çayla yeşil çay aynıdır esasında, fark yoktur. Siyah çay biraz daha işlenmişidir. Şimdi yeşil çayı ne yapıyoruz? Bu iksirimizin içine yeşil çay da koyduk. Bakın bunu herkes yapsın, herkes uygulasın. İnanılmaz bir mucize. Ne koyduk? Yeşil kahve, yeşil çay. Bunun içine bir çorba kaşığı toz tarçın koyuyoruz. Bir çorba kaşığı toz tarçınımızı da koyduk. Kardeşlerim iyi dikkat edin. Bir çorba kaşığı zeytin yaprağı koyuyoruz. Bu da çok önemli bir mucize. Zeytinin yaprağını koyuyoruz. Bir çorba kaşığı kadar zeytin yaprağı koyduk. İçine her yerde bulabileceğiniz mahlep vardır. Hanım kardeşlerim çok güzel bilir. Şekeri düşürücü özelliği çok fazla. Bir tatlı kaşığı da mahlep koyuyoruz. Evet. Aynı zamanda enerji de veriyor Feridun Bey. Doğru. Enerji veren iksir olarak yazmışlar. Doğru. Zayıflamak için de doğru. Enerji ver, doğru. Enerji vermesi için de. Şimdi bunun içine 5 su bardağı elma sirkesi koyuyoruz. Bunun üstüne de 5 su bardağı da normal su koyuyoruz. Yani ona tamamlıyoruz. Eğer çok güçlü olsun istiyorsanız, mideniz sağlamsa hepsini sirke koyun. Ama biz yarı yarıya sulandırılmışını tercih ediyoruz. Bunun üstüne de şöyle bir bez kapatıyoruz. Yaklaşık bunu bir hafta dinlendiriyoruz. Hı-hı. Gelip gidip de tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Şöyle bir bez kapatıyoruz üstüne. Böyle bir bez kapatıyoruz. Bunu bez kapatıyoruz. Dışarıda duruyor. Evet, bu şekilde bir iksir, mucize bir iksir. Sonra bunu süzüyor güzel muyuz Feridun Bey? Bunu anlatacağız. Bir hafta kadar bekledikten sonra güzelce süzüyoruz. Süzdükten sonra da bundan günde buzdolabına koyuyoruz. Günde 3 bardak sabah, öğle, akşam bir de gece yatarken 4 bardak içiyoruz. Sen o şeyini yapadır, ben anlatmaya devam edeceğim Serap Hanım. Evet, sabah, öğlen, akşam, günde bir fincan.
Sabah, öğle, akşam birer fincan içiyorsunuz, birer fincan. Bundan gece yatarken de içiyorsunuz. Evet. Evet. Tamam. Evet, kaynadıktan sonra yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra içine 6 diş dövülmüş sarımsağımız vardı. Bunu da içine koyuyoruz. Çorbamızın içine. Bu da tam işkembe çorbası tadı verecek. Yok, kesilmiyor. Kesilmiyor. Çünkü neden kesilmedi? Seyircimiz sordu kesiliyor mu diye. Neden kesilmedi? Çünkü yumurtayı kırdık. Unu, yumurtayı hepsini yavaş yavaş ekledik. Bir de aynı zamanda tavuk suyumuz da sıcak değildi. Ilıktı. Evet, o yüzden yavaş yavaş ekledik. Kesilmesin diye en önemlisi ılık eklemek. Daha sonra öbür tarafta tozunu yapalım. Ay pardon, sosunu yapalım. Tozunu dedim. Şöyle iki çorba kaşığı tereyağımız var. İçine bir tatlı kaşığı pul biber dökeceğim. Şöyle biraz erimesini bekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı nane ekleyeceğim. Evet. Bir çay kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Evet, zerdeçal da çok güzel lezzet veriyor. Hanımlar, şöyle güzelce bu sosu da bunun üstüne ekleyeceğim güzelce. Ve mesela bir tabak tavuk suyu çorbasına, bu çorbaya bir tatlı kaşığı da sirke ekleyip içebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Evet. Feridun Bey nerede? Geliyor mu? Tamam. Siz dediniz ki ben bugün köyden geldim dediniz. Seyircilerimizden biri. Feridun Bey ne yapıyorsun? Neredesin? Vallahi Serap Hanım, sensiz ben hiçbir şey anlatamıyorum ya. Karnımı içine çeke çeke bir hal oldum. Senin yediğin yemekler yüzünden ne hale geldim bak. Ama size bir şey söyleyeyim Feridun Bey. Yapa yapa yemekleri akşamları yedi ne ya hale getirdin bakın beni. Siz bak, karışım yaparken bak önümden bir sürü kişi geliyor, geçiyor. Oradan gidiyorsunuz, yok oluyorsunuz. Allah Allah diyorum, Feridun nerede diyorum. Ben burada sensiz hiçbir şey anlatamıyorum. Tamam da bak ne hale getirdin bizi, böyle güzel yemekler yapa yapa ne hale geldik. Ne o? Görüyor musun bak ne hale geldik, ne oldu? Sevgili kardeşlerim, şimdi size göstereceğiz ne olduğunu bunun. Maalesef hepiniz bunları taşıyorsunuz. Tam simit şeklinde yaptık ki gösterelim size diye. Bu simidi hepimiz taşıyoruz. Kardeşlerim, bu dikkatsizce yaptığınız yiyeceklerden oluyor. Dikkatsizce yediğiniz yiyeceklerden oluyor. Dikkatsizce kontrol etmeden yediğiniz yiyeceklerden oluyor. Bundan nasıl kurtulacağınızı anlatıyoruz size. Bakın gösterelim şimdi bunu, nedir bunlar? Bunların ne olduğunu gösterelim. Bakın bunlar hepinizin maalesef taşıdığı şeyler, gösteriyoruz. İşte yağlandığınız zaman böyle oluyorsunuz kardeşim. Göbek etrafınızda olan şeyler bunlar. Bunlar sizin yağlarınız kardeşim işte. Bu etrafınızda, buralarınızda olan şeyler, vıcık vıcık olan şeyler, maalesef bunlar sizin yağlarınız. İşte şurada bir kardeşim gösteriyor. Mesela bu ablamın bunlar işte bak. Buradakiler aynısı duruyor. Bak bunları gözünüzün önüne getirin. Mahsus böyle koydum ki vıcık vıcık yağlı olmayın. Aklınızı başınıza toplayın, bundan kurtulun. İyi dikkat edin. 1 kilo yağ eklemlerinize 10 kilo olarak yansıyor. Merdiven çıkarken 10 kilo yük bindiriyorsunuz kendinize. Fazladan, eklemize fazladan. Gördüğünüz gibi bu vıcık vıcık yağlardan kurtulmanın çaresi bugünkü bu programı güzelce seyretmek. Demin yaptığımız iksiri yapmak. Neydi bu iksir? Yeşil kahve vardı. Ne vardı? Yeşil çay vardı. Ne vardı? Tarçın vardı. Ne vardı? Mahlep vardı. Zeytin yaprağı vardı. İşte bunları gelip gidip karıştırıp bir hafta bekleyeceksiniz. Bir hafta sonra bunu süzeceksiniz. Buzdolabına koyacaksınız. Sabah, öğle, akşam ve gece yatarken bir fincan biraz suyla karıştırıp içeceksiniz. Mükemmel o yağlardan kurtulmanızı sağlayacak bir iksir. Buyur. Bitti mi? Bitti. Harikasın Feridun Bey. Serap ya. Bakın bitti. Şöyle vay, güzelce. Vay, vay. Ama bunu herkese tavsiye ediyoruz. Evet, çok lezzetli mükemmel oluyor. Mükemmel bir karışım. Şöyle sosundan da koyalım Feridun Bey.
Birazcık da şöyle sosundan koyalım üstüne. Fotoğraf gibi oldu Serap Hanım. Evet, yerken içine böyle bir tatlı kaşığı da sirke de koyabilirsiniz. Tam bir işkembe çorbası gibi oluyor. Feridun Bey, sirkesini de ekleyelim şöyle. Evet, silme artık. Ya güzel görürüz. Niye silmeyeyim ya? Oyalanıyoruz işte Feridun Bey. Peki, ben yapsam gibi böyle şeyleri çabuk. Ama fotoğraf gibi olsun diye yaptık. Yine senin yaptığın güzel görünsün diye yaptım Serap Hanım. Tamam, çok teşekkür ederim. Dur ben şöyle alayım da önüne göstereyim bir. Burada tam görünebiliyor mu? Görünebiliyor. Görünüyor. Peki. Harika. Maalesef reklamlara gitmek zorundaymışız. Reklamlardan sonra yine bir mucizemiz daha var. Bir anlatacağımız bir iksirimiz daha var. Hem de reklam arasında seyircilerimize tadını tattıracağız. Bakalım yalancı işkembe ne olmuş? Onu da göreceğiz. Şimdi reklamlar. Sevgili kardeşlerim, bir soru geliyor. Diyor ki bu yaptığınız iksirleri hamileler içebilir mi diyorlar. Biz hamile kardeşlerimize diyet yapın demiyoruz. Doktorlarına danışmadan hiçbir şey yapmayın diyoruz. Onlara bu karışımı, yani bunu bir daha sayıyorum. İçinde yeşil kahve var. Yeşil çay var. Toz tarçın var. Zeytin yaprağı var. Mahlep var. Elma sirkesiyle su var. Bu karışımı doktorlarınıza danışmadan kullanmayın diyoruz. Ama elmalı, limonlu, tarçınlı, karbonatlı suyu hamile kardeşlerimiz de içebilir. Ama bu karışımı doktorlarınıza danışmadan söylemeyin diyoruz. Bir kere biz hamilelere diyet yapın demiyoruz. Onu doktorlarına danışmadan muhakkak danışarak hareket etsinler. Bunu sakın ihmal etmesinler. Kardeşlerim, bir şeyi düzeltmek istiyoruz. Bir sıkıntımız var, onu anlatacağız. Biz size dedik ki bizim danışma hattımız var. Bize gelemeyenler, Feridun Kunağ ben bunu sorsaydım ne yapabilirim deyip biz yön göstermek isteyenler 0312 440 4050 numaraya başvursun dedik. Çok güzeldi. İnanılmaz telefonlar geldi. Dün akşamki sayımız 9800 tane kişi telefonla arıyor. Biz daha beri azaltmaya çalışıyoruz. Daha da başından beri 15.000'e ulaştık. Yalnız beni dinleyiniz. Burada bir sıkıntı oldu. Şöyle bir sıkıntı oldu. Muayenehanemizi arayacak olanlar da orayı aramaya başladılar. İyice telefonlar iyice kilitleniyor. Muayenehane telefonumuz değildir bu numara. Bu numara sadece ve sadece bize ulaşamayıp danışmak isteyen kardeşlerimiz. Muayenehaneyi arayacak olanlar yine eski telefonumuzdan, bakın çıktı şimdi, 0312 434 2708'i arayınız. Öbür kardeşlerin hakkına girmiş oluyoruz. Orası sırf sadece danışma attı. Danışıyorlar. Muayenehaneyi arayacak olanlar o numarayı aramasınlar. Kilitleniyor. Daha çok kilitlendi. Daha sıkıntı oldu. Muayenehaneyi arayacak kardeşlerimiz. Burayı, yani ofisimiz burası. Öbürü danışma hattı. Danışma hattına girmeyin. Çünkü o zaman sıkıntı oluyor. Biz kardeşlerimizin hakkını yemiş oluyorsunuz. Buna özellikle dikkat ediniz. Muayenehane telefonumuz ayrı. Danışma hattımız ayrı. Danışma hattımızda yaklaşık 2 kişiyle başladık, 3'e çıkardık, 5'e çıkardık, 10 kişiye çıkardık. Yetişemiyoruz hala. Bir kişi ancak günde 100 taneye alıyor. Bana soruyor, ben yetişemiyorum. Yani dün gece saat 1.30'da eve gittiğimizde ne olursunuz ona göre arayınız. Başımın üstüne yeriniz var mı? Ama muayenehaneyle şeyi karıştırmadan arayınız, sıkıntı var. Muhakkak döneceğiz. Biraz da onu sabrediniz. Beni affettikten sonra dedik ki şimdi şu yerde gördüğünüz yağlardan kurtulmanın çaresi bugün anlattığımız iksirdi. Bu iksirleri yapınız. Serap Hanım'ın çorbasından kesinlikle tavsiye ediyoruz. İçiniz. Sor bakalım nasıl, beğenmişler mi Serap Hanım? Tok tutuyor. Ya afiyet olsun. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Benim var mı değişik söyle. Daha güzel olmuş, değişik olmuş. Siz de mi yapıyorsunuz yapıyorum aynı çorbadan? Yok, gerçeğini yapıyorum ama bu daha biraz daha güzel olmuş. Gerçek işkembe çorbası yapıyorsunuz. O senin güzelliğin var mı bilmiyorum Gayri. Çok teşekkür ederim. Evet. Zerdeçal ayrı bir tat vermiş. Ayrı bir tat vermiş. Evet, doğru. Ben işkembe çorbası sevmiyordum. Bu onun yerine geçer inşallah. Yerine geçer. Evet. Geçer. Yalancı da olsa geçer herhalde. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir kere sarımsak bildiğimiz antibiyotik. Aynen, değil mi? Doğru. Sarımsak doğru. Çok yararlı. Köy doğru. Tavuğu
protein açısından çok önemli. Tavuk suyu da çok çok önemli. Sevgili kardeşlerim, muhakkak o çorbayı da tavsiye ediyoruz. Bizim bu iksirlerimize tavsiye ediyoruz. Bir iksirimiz daha var. Onu da pazartesi günü yapacağım. O da çok güzel bir şey. Akşamları yatarken alacağınız denenmiş. Çok faydalı. Kardeşlerim, diyorum ki şu yağlardan kurtulmamız şart. Peki bu yağlardan kurtulmak için ne yapacağız? İşte şimdi onları yapacağız. Bilhassa şu göbek çevresinde olan bu çok önemli. Bakın size hemen hemen hepinizin evinde şöyle dönerli bir sandalyeler vardır. Bakın şöyle döner sandalyeler vardır. Tabureler vardır ama dikkat edin ha. Düşüp de başıma hiç çıkarmayın. Bunun üstüne şöyle oturup göbek çevresini zayıflatmak için şu hareketi çok şey yapabilirsiniz bakın. Bir twist. Mucize bak. Twist. Hiçbir öyle bir şey alete var. Gerek yok. Gel. Twist'te. Şöyle evet, şöyle şimdi yapıp bu bölgelerinizi bak şey bu bölgelerinizi zayıflatmaya şuralar için yarayacak. Evet, evet. Hmm. Oralar için hareketleri bolca yapabilirsiniz. Ama tutun böyle bir tabii, tutunmak tutunmanız lazım. Şart, bir bakıp tutunmanız şart. Deneyeyim. Dene, gel. Gel dene. Bu senin buluşun. Benim buluşum. Hiçbir yerde görülmedi, öyle mi? Evet, yap sonra bakalım. Sonra şöyle. Gidiyorum işte. Gitme ya Allah Allah. Hayır işte olmaz ben işte. Ben niye gitmiyorum da sen gidiyorsun? İkisini birlikte mi tuttun? Olur mu Serapcığım ikisini birlikte? Vallahi gidiyorum Feridun. Bunu bir yöntemi sevmedim ben. Bu nasıl bir şey? Bak. İşte onu yapacağım diye tutacağım diye kasları daha çok kasıyorsun o zaman oluyor. Bak bu hareketi şöyle de yapabiliriz. Bak böyle de yapabiliriz. Bak. Ay gidiyorum. Vallahi billahi ya bak çok açılıyor Serapcığım, orası. Çok mahcup ettin. Eskice nesin sen? Neyim? Jimnastikçiyim ama. Ay olsun. Hem de aletli jimnastik yapmış. Ya bir hanımlardan biri gelsin. Yapmış. Ne olur gelsin. Vallahi çok zor yapılıyor. Feridun, gel abla gel. Şöyle uçuyorsun gel. Şu tarafa doğru. Gel bakalım. Gel şekerim. Pembe şekerim gel. Sen hafifsin ondan gel. Uçuyorsun. Gel. Ablam ağır uçmayacak. Dur şimdi ikisini. Ellemeyeceğim. Bunu ellemeyeceğim. Sadece bunu tutacağım. Bunu tutacağım. Bunu. Şunu. Ha. Tutma bayanı. Tutmuyorum. Dur bakayım yapabilecek mi? Zor mu kolay mı? Biraz dengede zorlanıyoruz. İşte dengede zorlandığınız için faydalı. Bak bu hareketi şöyle de yapabilirsiniz bak. Hı. Aynı hareket. Ama burada hem aleti tutup. Pembelim gel ya gel pembelim nereye hem gidiyorsun? Hem aleti gel, tutup. Gel söyle gel. Hem gel aleti söyle, tutup. Bakın. Gel hem zor de zor gel. Ya bütünü anlatamadık. Hem aleti tutup. Hem bunu yaptığın zaman biraz zorlanıyorsun. Zorlandığınız için daha önemli evet, bu hareket. Evet hemen hissedildi. Hemen hissedildi. Mikrofon hissedildi. Nerede? Evet gerçekten öyle çok zorlanıyorsun bak, zorda durabilmek için. Evet hemen bu kısımlarımda bir hafif yanmalar oldu. Bak bir daha söylüyorum. Bu hareketi böyle yapmak çok kolay. Aynı hareket bak. Burayı çalışıyoruz şuradaki yağlar için. Şunlardan kurtulmak için. Tam burada olur bunlar bak tam burada. Peki bunu çok basit ama bak. Ha tabii ki bu gidiyor bak böyle gidiyor. Evet gidiyor. Ama gitmeye mani olmak için tuttuğunuz için. Bu arada kolların da çok çalışıyor. Zorlandığınız için hem buralar çalışıyor. Değil mi? Yalnız bak çalışıyor. Beni dinleyin yanınızda biri olmadan bir de yaşlı annelere tavsiye etmiyorum. Böyle düşüp de başıma iş getirmeyin. Ne olur sonra Feridun Kunan dediğini yaptım da düştüm demeyin bana ne olursunuz. Bakın gördünüz mü? Bak. Doğru. Hemen bir yanma meydana geldi. Tut mikrofonu tut. Hemen hissediliyor. Neden? Zorlandığı için, zor olduğu için. Serap Hanım bunu yapıyor. Mahsus biz burada mizansen yaptık. Bu yaptığı halde mahsus size bunu iyice anlatalım. İyice vurgusunu yapalım diye yaptık. Evet. Bu yapılmayacak bir şey değil. Yok, hepiniz yapabilirsiniz. Şaka ama... bir tarafa o hani çok zormuş diye söyledim zaten. Bu hareket evet. Çok zormuş bakın, diye. Bakın bu hareketi çok rahat yaparsınız ama biraz zorlandığı yaparız için. Yaparız ama zor bir hareket. Zorlandığı için hem terleyeceksiniz hem de buralarınızı inceleyecek. Bir tek istediğim böyle bir dönerli tabure. O kadar. Tabrede de olabilir. Biz burada müdür koltuğu bulduk. Müdür koltuğu da olabilir. Bu hareket şu hareket esasında bak. Ama tekerleksiz de yapın önce. Peki. Önce tekerleksiz de yapın. Tekerlektekinde yapmanın kuralı zorlandığınız için. Hem bunu tutuyorum. Hem bunu tutuyorum. Ellerim çalışıyor. Buram çalışıyor. Hem dengede tutuyorum. Bacaklarım çalışıyor. Arkaya gitmesin diye tutuyorum. Kalçam çalışıyor. Öne doğru çekiyorum. Ve bura çalışıyor. Yani tekerlekli olmanın zor... Ama o zaman çok faydası var. Evet. Öbürü basit oluyor.
Gerçekten vallahi bile 3 kere 4 kere yaptık. Hem böyle gidiyor bak bak gidiyor. Evet, gitmesin diye kollarımla çekiyorum. Kalçamla da tutuyorum. Kalça kaslarım, bel kaslarım hepsi çalışıyor. En çok burası. Yani tekerlekli olması lazım esasında. Şu simitlere düzün, çok iyi. Evet. Simitlere de çok iyi bak söylesin kardeşim. Bel çalıştı, sırt bel, çalıştı, el çalıştı. Doğru. Yani çalışmayan hiçbir adeleniz yok bunu böyle. Böyle bak böyle olduğunda bak gidiyor geliyor yaptığınızda. Şimdi diğer hareketlere de simitler. Geçelim tamam teşekkür ederim. Feridun Bey hemen bir şeyin üstünde durmak istiyorum. Şu simitler demişken Amerika'da düşük bel pantolonlar yasaklandı. Ağzına evet, sağlık öpeyim el elini öpeyim kim yasakladıysa. Aynen öyle kesinlikle ve kesinlikle. Kardeşlerim bakın bu pantolonun, bu pantolonun duruşu şuradaki kemiklerin üstünde böyle durur. Öyle yapmadığınız zaman buradan yağlarınız pörtler. Pörtledikten sonra da o yağlar geri gelmez. O kızlarımız da böyle bir şey çıkardılar başımıza. Buradan böyle yağlarını fışkırtıp fışkırtıp geziyorlar. Son derece yanlış yapıyorlar. Sonra da geri dönmüyor, geri evet, dönmüyor. Pişiyorlar. Amerika'da birçok yerde yasaklanmış. Allah razı olsun. Bizim Türkiye'de de keşke yasaklayabilsek ama yer yerinden oynar. Öyle bir şey diyemeyiz. Biz, ver bakalım çorapları daha çabuk. Şimdi nasıl hareketler yapacağımızı gösteriyoruz. Hepinizin yapacağı, evde yapacağınız hareketleri gösteriyoruz. Şöyle bir çorap alınız. Bu çorapla kilolardan kurtulma hareketleri neler gösteriyoruz. Şöyle atın dizginleri gibi takın bakalım şöyle şunu. Şimdi iyi dikkat edin. Yan basenler için yapıyoruz hareketleri. Yan basenler için. Bel için yaptıydım. Yan basenler için yapıyorum. Bakın. Yana getir. Yana getir. Yana getir. Gidebildiği kadar yan. Gide. Atın dizginlerini iyice çekeceksiniz. Bakın kadın çorabını iyice gergin yapacaksınız. İyice yan getir. İyice yan getir. İyice yan getir. İyice yan getir. Öbürüne yaptık. Yan getir. Yan getir. Yan getir. Yan oturduğunuz yerde bak. Hiç bahaneniz yok. Hiç bahaneniz yok. Yapamıyorum, edemiyorum. Yerimden kalkamıyorum. Hiç bahaneniz yok. Bolca yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi iyi dikkat edin. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Mikrofonu sen dedin mi sana? Tut bakalım ablalara ne hissediyorlar. Yanma oluyor, evet. Yanma oluyor. Sizde ne oluyor? Evet, aynen. Değil mi? Artık bakın, bacaklar da üst karınımızı eritmek için bu hareketler. Bakın, bak. Bak. Cevali Hanım. Hocam çok bir hareket buralar ısıttı. Buralarda daha hareket de ısıttı. Daha da belden, bacaktan daha çalışmalar hızlandırdı. Evet. İşte kardeşlerim bir göbek kadın çorabı bütün öyle ben spor merkezine gidiyorum gidemiyorum demeye gerek yok. Ama belediyelerimizden Allah razı olsun hepinize merkezler açtı. Evet, oralarda da yapabilirsiniz tabii ki. Ama işte kardı yağmurdu gidemedim ne yapsam o zaman bunu yapacağım işte bak. Şu yağları unutmayın. Bu yağları kasten getirdim. Gözünüzün önünde getirin. Sizdeki, bak bazı kardeşlerim beni bir göster, yüzümü göster. Bazı kardeşlerim böyle bakıyor. İşte öyle bakmamak için, böyle bakmak için bu hareketler şart. Bunları eritmeniz şart. Demin gösterdiğim şu koltuk, inanın çok faydalı, çok basit ama çok faydalı. Gördünüz Serap Hanım nasıl tiyatrocu olduğu için gayet güzel oyun yaptı. Duramıyorsun, edemiyorsun. Durmak için kolunu zorluyorsun, sırtını zorluyorsun, belini zorluyorsun, kalçanı zorluyorsun. Ve çok basitcecek size spor aletini getirdik eve. İşte bir dönerli koltuk. Kardeşlerim devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakın yana açtık, basenler. Çektik, bıraktık karın için. Hele bunu ikisini yaparsanız daha da faydalı. Bakın, bakın. Bak nasıl yapıyor şimdi. İkisi. İkisi. Daha da zor. İyice çek. İyice çek. Heh. İyice çek. İyice çek. İyice çek. Ha, hangisi? İyice çek. İyice çek. İyice çek. İyice çek. Düşmez miyiz? Sandalye kayıyor diyorlar. E canım düşürmeyin ya. Ona göre sandalye bulun. Düşmezsiniz ben ya. Ha, düşmem, düşmem, düşmem. Şimdi sevgili kardeşlerim. Üst bölgemize geçiyoruz şimdi bakın. Alt bölge için ne yaptık? İkisini çektik. Çektik. Tek tek çektik. Yana açtık, yana açtık, yana açtık. Şimdi üst bölge için çorabı biraz daha kısaltıyoruz. Ne yapacağımızı gösteriyorum. Kardeşlerim iyice gerin. Gerdik, gidebildiği kadar dön, gidebildiği kadar dön. Kardeşlerim harika yapıyorsunuz. Sağa, sola, sağa ama gerginken. Çorap gerginken yapacaksınız. Gergin olmadı böyle yapmayı ben size yaptırıyorum biliyorsunuz. O sadece çalıştırıcı. Kilo vermek için bu hareketler şart. Bak çorap gergin. Gidebil kadar git. Gidebil kadar. Harikasınız. Yap. Yap. Çorap gergin olacak. Çorap gerginken yapacaksınız. Şimdi en çok şikayeti hanım kardeşlerimizin şu bölgedeki kilolar için konuşuyoruz. Bak şu bölgelerdekiler için konuşuyoruz. Hemen ayakkabılar için özür diliyoruz. Bakın
Bir elinizi tam göğsünüze tutuyorsunuz, öbür elinize bak. İyice kaldır, iyice düzel. İyice kaldır, iyice düzel. İyice kaldır, iyice düzel. İyice kaldır, iyice düzel. Beni affedin. Buramda çok kilo varım diyenler. Evet, çünkü alt kollar. Benim göğsüm sarktı diyenler. Benim küçücük göğsüm var, ne yapacağım doktor amca diyenler. İşte bu hareketi çok yapsınlar. Göğse de mi iyi geliyor bu? Evet. Öyle mi? Tam göğüs kasını çalıştırıyor. Sarkmışları düzeltiyor. Doğum sonrası kardeşlerim muhakkak yapınız. Küçük göğsüm var diyen kardeşlerim, genç kızlarım yapınız. Tamam, hemen abi, başvuruyoruz. Nasıl çalışıyor? Bakın, gördünüz mü? Harika çalışıyor. Şu basitçecik hareketi unutmayınız. Ayakkabılar vermek zorundaymışız. Bu hareketleri pazartesi günü biraz daha arttırarak göstereceğim pazartesi günü. Ay. Pazartesi günü bir iksirim şu daha var. Şu konuda yapsaydım. Bir abi. Mucize iksirim daha var pazartesi günü, onu da anlatacağım. Şimdi gelelim şu ayakkabıları bir verelim. Pazartesi günü enerjiyle ilgili konuşacağım. Hı hı. Kilo vermeyle ilgili hareketleri biraz daha arttıracağım. Bir mucize iksirim var burada, hazırlık yaptık. Pazartesi gününe yetiştireceğim. Şu ayakkabıları bir verelim, bir rahat edelim. Bir de doğal enerji içeceği istiyorum Feridun Bey. Nurdane abla, buyur Nurdane abla, Topçam, buyur Çorum'dan. Alo. Gel Nurdane abla. Gel. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız Feridun Bey? İyiyim ablacığım. Neydi şifremiz Nurdane kardeşim? Görsel. Harikasın. Kaç numara istiyorsun ablacığım? 38. 38. Spor model, düz model. Bakın bu sporu, bu düzü. Göremiyorum. Siyah gördüm, öbürünü göremedim. Bu düz, bu da sporu. Sporun özelliği, sen gençsin, sana spor yollayalım. Yürüdükçe böyle antrenman yaptırıyor. Bu sporu yollayalım, sen gençsin ablacığım. Tamam. Anlaştık. Allah'a emanet ol, 38 spor modelini yolladık. Evet. Bir başka telefon daha alalım. Spor daha iyiydi. Mehpare Bursa'da. Merhaba kardeşim. Mehpare. Merhaba, iyi günler hocam. Merhaba. Neydi şifremiz? Görsel. Kaç numara istiyorsun kardeşim? 37 istiyorum hocam. 37. Bak bu spor modelinde böyle yürüdükçe kalçalara, bele, varislere egzersiz yapıyor. Bu da düz modeli, hiçbir şey yapmıyor. Hangisini istiyorsun? Spor modelini istiyorum hocam. Benim ayaklarımda düzleşme var. Spor modelini. Tamam, spor modelini istiyorum. Düzleşmene de faydası olacak. İçinde çok güzel akupunktur noktaları var çünkü. Devam ediyoruz, bir başka telefon daha alalım. Fatma Kozak Samsun'dan. Fatma ablacığım merhaba. Merhaba, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Neydi şifremiz Fatma ablacığım? Görsel. Harikasın. Kaç numara istiyorsun ablam? 38. Tamam. Spor ve düz model hangisini istiyorsun? Spor olsun. Spor modelini yolladık. Hepinize güle güle kullanmanızı diliyoruz. Çok güzel bir ayakkabılara sahip oldunuz. Şimdi kardeşlerim, pazartesi günü bir daha söylüyorum. Bu hareketleri birazcık daha arttıracağım. Evet. Göğüs için şu hareketi sakın unutmayınız. Bu hafta sonu bolca yapınız. Bakın şu kadar basit. Şöyle aldık göğsümüze. Bakın böyle tutuyoruz. İyice kaldırdık, iyice bıraktık. İyice kaldırdık, iyice bıraktık. İyice kaldırdık, iyice bıraktık. İyice kaldırdık, iyice bıraktık. Şu bölgedeki yağlanmalarınıza mani olur. Beni affedin. Göğsüm sarktı diyenler yapsın. Göğsüm küçük diyenler yapsın. Hamileydim, hamileden sonra emzirdim, kötü oldu diyenler yapsın. Muazzam bir hareket. Evet, bir sağlık de enerji içeceği istiyorum pazartesi günü. Enerji içeceği de yapalım şöyle kendi enerji elimizde. Versin bize. Ama esas bir iksir daha var pazartesi günü. Kilo verdirmeye yarayacak çok muazzam bir iksir. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'de kalın, hoşça kalın.